Tekrar merhaba efendim. Bundan sonra her gün tabii mümkün olduğunca bir Allah sağlıkta bir sorun vermezse, herhangi bir yere gidip trafikte falan kalmazsak günlük olarak siyasi yorumlar yapacağım. Tabii Türkiye'de günlük yorumlar yapmak zor değil, hatta günde 5 kere yorum yapacak kadar bizim memleketimizin siyasi veya sosyal olayları bitmiyor. Şimdi efendim, yani Münbit, Norveç'teki insanlar ne kadar sıkılıyordur, değil mi? Yani düşünsenize, bugün bir geyik, bir araba yola çıpırlayan bir geyiğe çarptı. Geyik yaralandı, bilmem ne hastanesine götürüldü falan filan. Ya da intihar, onlar da çok intihar oluyor. Bizde intihar etmeye düşünecek kadar vakit yok yani. Ha şimdi bazıları diyor ki işte intihar ediyor açlıktan falan filan, inanmayın. Onların muhakkak başka sebepleri var. Bu ülkede kimse açlıktan ölmez. Kimse açlıktan ölmez. Şimdi efendim, İstanbul İl Başkanlığı'na AK Parti'nin Osman Nuri Kabaktepe atandı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şahsın kendisini pek kimse tanımıyor. Belki yakın çevresi tanır. Eski Saadet Partisi Necmettin Erbakan'ın yiğidinde yetişmelerden. Maarif bizim yurt dışındaki okulların genel müdür yardımcılığını yapıyormuş. Saadet Partisi'nde siyasi faaliyetlerde bulunmuş. Belediye başkan adaylığı olmuş. Kazanamamış. Daha sonra büyük ihtimal Cihannuma, yani Mustafa Şenbey'in kurucularından olduğu Cihannuma bir şeyinin toplantılarının şeylerinden, organizatörlerinden kendisi, yani büyük ihtimal Numan Bey'in beraber hareket ettiği Has Parti, daha sonra ve Has Parti ile beraber Numan Bey ile birlikte AK Parti'ye katılanlardan. Kişiyle ilgili herhangi bir başka bilgim yok. Onun için öyle ya da böyle olumlu olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Fakat Türkiye şey İstanbul AK Parti'nin Bayram Şenocak'la yaşadığı, İstanbul'un bir elden gitmesi, Bayram Bey'in pasif duruşu, tabii İstanbul'daki insanlar isyan ettirdi. Hiç kimse öyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Şimdi İstanbul bir toparlanma bekliyor. Büyük ihtimal reis de bu iş için uygun gördüğü bu şahsı onun için atadı. Çarşamba günü de büyük kongrede kendisine resmi olarak seçimle iş başına gelecek. Şimdi öncelikle bundan sonra çok hızlı bir şekilde 2023 demiyorum, 2023'e seçim kalmayacak, onu ben bir başka programda inşallah izah ederim. Yani 2023 deniliyor da 2023'e ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin kalacağını düşünmüyorum. Onun nedenleriyle, niçinleriyle izah ederim bir başka yayında. Şimdi öncelikle yapması gereken yeni başkanın bir kere AK Parti'nin o 2003-2007 yıllarında bilhassa teşkilatı omuzlayan, kapı kapı gezen gönüllülerinin gönüllerini kazanmak. O kibirli, altlarında son model jip, gözlükleri, dünya parası gözlükleriyle, giydikleri kıyafetlerle, böyle üstten tepeden bakan insanların parti yönetimlerinden uzaklaştırılması ve bu insanların diğer insanları böyle küçük gören davranışlarına meydan verilmemesi, ihaleci, rantiyeci tiplerin parti yönetiminden uzaklaştırılması, bu insanlardan, yani daha çok kademin üzerinde çöreklenen böyle elitist, kendilerini okullu vesaire görerek diğer insanlara hükmedici, üstten bakan o tavırları sergileyen insanların mümkün olduğu kadar parti yönetiminden ve görünümünden uzaklaştırılması gerek. Yoksa hayal bile edemezsiniz 2022 sonunu, 2023'ün başını neyse. Çünkü parti FETÖ'cülerden,
muhalefetlerden yapılan bazı yanlışlıklardan kaynaklanan bir sürü kan kayıplarına uğradı. Partinin dışarıdan değil, AK Parti'nin dışarıdan oy devşirmek için mücadelesinden çok içerideki küskünlerin gönüllerini, kırık gönülleri tamir etmesi gerek. Bunu engelleyebilseydi zaten AK Parti'nin önünde kimse duramazdı. Ha, tabii ki çok kitle partilerinde kırılan, küsen, işte istediği olmayan, beklentileri karşılanmayan insanlar olacaktır elbette. Ama bu kitlesel halde olmamalı. Mesela şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz değil mi? Bu pandemi sürecinde bir sürü tuhaf tuhaf işler oluyor. Şu anda bir sürü sektör, hizmet sektörü ağırlıklı olarak işsiz. Evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Bu bir Türkiye gerçeği. Siz kahveyi seversiniz, sevmezsiniz arkadaş. Kahve kültürünüz olmayabilir. Ama bu Türkiye'nin her sokağında 2-3 tane kahve vardır. İnsanlar orada gider, oyun oynar, deşarj olur. Emekli evde karısıyla kavga etmemek için gider kahvede pişpirik oynar. O seni ilgilendirmez kardeşim. İnsanları deşarj etmek zorundasın. Bir şekilde sen bu insanları, üstelik 65 yaş üstü diye, 18 yaş, 20 yaş altı diye sokağa çıkmaya engeller. Parka gidemezsin, sahile gidemezsin, ormana gidemezsin diye her yeri yasaklarsan kusura bakma da bu insanlar tepkilerini sana bir şekilde gösterirler. Pandemi falan filan hikaye kalır. Bana göre hikaye de. İnanabilirsiniz. Yani size DSÜ'nün verdiği bu talimatları illa yerine getirecekseniz bunu en ceberrut şekilde uygulayan ülkelerden olmak zorunda değilsiniz. Bir sürü dünya ülkesi bu şeyleri uyguluyor. Eyvallah, uygula sen de. Maske, mesafe, bilmem ne, eyvallah. Ama en şiddetli şekilde uygulamak zorunda mısın kardeşim? Bu yasakları aylardır bu halka çektirmek zorunda mısın? Görüyor insanlar, kongrede itiş kakış, kayak merkezleri tıkış tıkış. Lokantaya gelince ailesiyle oturacak 4 kişi, 2 çocuğu, bir karısı veya 2 arkadaş karşılıklı neymiş? Salgın, pandemi. Ya kimse yemiyor bunu ya. Kimse yemiyor bunu ya. Sen belediye otobüsleri, metrobüsler tıkış tıkış buna bir çare bulamayacaksın, bunu önleyemeyeceksin. Ama öbür tarafta adam bir çay içecek, bir kahveyi açtırmayacaksın. Bir çay ocağını açtırmayacaksın. Olmaz abi. Adalet gerekir. Adalet. Devletin dini adalettir. Adalet yoksa yaptığınız hiçbir hizmet göze görünmez. Ha Ahmet'e de haksızlık, Mehmet'e de adalet, Ahmet'e de adalet. Eyvallah. Kimsenin sesi gıkı çıkmaz. Ama Ahmet'e başka, Mehmet'e başka. Hani Nasrettin Hoca'nın diyor ya, hanım bir şey soruyor, haklısın diyor. Komşu bir şey soruyor, ona da haklısın diyor. Bir arkadaşı diyor ki ya bu nasıl iş diyor. Sen de haklısın diyor ya, kısa kesiyorum. Şimdi o işe döndük arkadaş. Herkese farklı. Bu adaletsizlik toplumda infial oluşturuyor. Ve bu insanların, bu gelir kaybına uğrayan insanların, işletmeleri kapalı olan insanların, hizmet sektörü bilhassa ağırlıklı olarak bu işlerde, bu insanların tepkileri bir müddet sonra tamam biz bir bela, musibet geldi başımıza ama arkadaş bu adaletle uygulanmıyor demeye başlamaları kötü bir şeydir. Bunun bir an önce telafi edilmesi gerekiyor. Onun için de bu 2023'e giden bu süreçte, bu kavganın çok kızıştığı bir süreçte bunlara dikkat edilmesi lazım. Kardeşim ben açık tercihi belli olan bir adamım. Benim yazdığım 2 tane kitabın ikisinde de CHP'nin dönemi anlatılıyor. Ne anlatıyorum orada? Bu CHP bugün aynı şeyleri, semptomları göstermiyor mu? Alıştık ama şeye de alışmışız arkadaş ya, tıbbi terimlere pandemi sürecinde semptom diyorum. Yani 1930'daki reflekslerini bugün hala görmüyor musun Canan Kaftancıoğlu'nda vesairede, bir sürü CHP yöneticide?
Bunlar hiçbir şey değişmedi bunlarda. Bunlar iktidar aldıklarında hele hele AK Parti'nin uygulamalarının sonucunda AK Parti bir devlet çarkını çok güzel işletti. Bu onlara öyle bir ders oldu ki şimdi ellerine bu çarkı geçirdiklerinde İstanbul'u nasıl işlemez hale getirdiler? Türkiye'yi mahvederler. Benim derdim Türkiye ya. AK Parti, Kara Parti. Bana ne? Bugün elde başka parti olmadığı için AK Parti arkadaş. Ama lütfen ya biraz kıymet bilin arkadaş ya. En çok siz kaybedeceksiniz ey parti yöneticileri. En çok siz. Ben ne ihalem var, ne bir köşem var, ne bir şeyim var. 5 kuruş senden bir istifadem yok. Sen kaybedeceksin sen. Akıllı olun ya. Neyse. İnşallah yeni başkan, parti İstanbul çünkü metropol, en büyük Türkiye'nin en büyük şehri, %15 oy deposu, İstanbul'u toparlar. İnşallah bir yeniden hareket kazandırır, bir gönüller fethedilir ve inşallah güzel şeylere sebep olacak hareketler bekliyoruz başkandan. Efendim bir başka konu, Berat Albayrak. Şimdi damat olduğu için ben hep soğuk kaldım. Fakat zaman zaman paylaşımlarında beni takip eden arkadaşlar bilir. Yani kötü şeyler yapmıyor ama handikapı damat olması. Damat olduğu sürece bizim toplumumuz damatları eskiden beri çok benimsemez. Yani damatların bir şekilde kayınpeder eliyle belli makamlara gelmesini hazmetmiyor. Maalesef böyle. Şimdi Berat Bey de böyle bir handikapla her zaman beraber oldu. Bunu Sayın Erdoğan bugün konuşmasında da izah etti. Bunu bile bile siz onu bir yere getirmişseniz, yani altın tepside hizmetler sunmuş olsa bile maalesef işte takdir edilmiyor. Ki ben yaptığı görevlerde Enerji Bakanlığı'nda olsun, Hazineden sorumlu bakan olduğu sürece Maliye Bakanlığı'nda da olsun ben kendisinin kötü işler yaptığına inanmıyorum. Şimdi muhalefet yok işte eksi 42-43 milyar net rezervler düştü Merkez Bankası'nın falan filan. Şimdi bakın kardeşim 2 senedir 3 senedir bu ülkenin son 1 yıldır da bu pandemi diye bir sürü kapanmalar. Bir senedir turizm gelirleriniz yok. Bir sürü gelirleriniz yok. Artı Suriye'de savaşıyorsun, Irak'ta savaşıyorsun, Libya'da savaşıyorsun, Karabağ'da savaşıyorsun. Bu arada açıkça Trump'ın nasıl biz ekonomik olarak döviz saldırısında da bulunduk diye itiraf ettiği gibi. Hani bizim bu bazı çok sivri akıllı bilmiş kesimimiz var. Üst akıl falan mı var canım? Üst akılına ne gerek var? Bizim zaten akılsızlarımız yetiyor gibi ifadelerle tahkir ettikleri bu senaryo değil kardeşim. Komplo teorisi değil. Adam itiraf etti ya. Ben ekonomik saldırı yaptım dedi. Hala sen inkar ediyorsun. Bu Amerikofiller, eskiden Frankofiller vardı. Fransızlara yaranan ve yaltaklanan. Bu Amerikofiller bu ülkede en nefret ettiğim insan tipidir. Her şey o komplo teorisi, komplo teorisi. Ne komplo teorisi kardeşim? Adam itiraf etmiş. Ve bütün bunlara rağmen sen gene de ayaktasın, büyüme imen. Dünyanın sayılı ülkelerinden herkes küçülürken sen büyüyorsun. Sen yine de halkına bir yokluk hissettirmiyorsun. Bu ülke neleri yaşadı 1994'te? 1994'te 3 aylık %1500 faizle tahvil sattı ya. %1500. Yani adamlar 1 lira koydular 3 lira kazandılar. 3 ayda bir fabrika falan kazanmıyor böyle bir para. Yok böyle bir şey. 1 milyar dolar yatırdı. Türkiye'den tahvil aldı. 3 ay sonra cebinde 3 milyar dolar vardı. Bugün bazı holding patronları dışarıyla işbirlikçi olan dışarıdaki ağababalarından çok büyük dünyanın o tröstlerinin buradaki yerli işbirlikçileri
Bazı sağda solda diyorlarmış ki Erdoğan'ın bana 600 milyar dolar borcu var. Nereden o borç Erdoğan'ın borcu? Faiz borcu. Şimdi Türkiye tabii pandemi sürecinden de böyle bir gelir kayıplarına uğrayınca tabii ki döviz sattı. Bir de o arada dövize. Fakat faizi yükseltmedi Berat Albayrak. Direndi. Ve Erdoğan daha sonra bu dövizin acayip yükselmesi, acil ödenmesi gereken kısa vadeli borçların ödenebilmesi için yeniden ihaleye çıkılacak. Haliyle dışarıdaki fonlar diyor ki senin bu faizinle seni fonunu almayacağım. Seni sıkıştıracağım ben. İçeridekiler nerede diyor. Bu faizlerle biz çünkü alıştık yüzde bilmem kaçlarla şey yapmaya. Ve neticede o faizle senin tahvillerini almayacağım diyor. Direniyorlar ve Türkiye kısa vadede başka türlü sıkıntılarla etmeye çalışacak. Onun için de Erdoğan dedi ki ya gel sen bir şey yap böyle bir bana biraz posta koymuş gibi ol. Babayı saymamış asi evlat gibi davran. Ben seni görevden alayım. Ondan sonra da bu faizi yükseltelim falan. Bir 2023'e doğru yeniden biraz ortam sakinleştiğinde şey yaptığında ben seni yeniden görev alacağım. Bakın şu anda bu muhalefetin işi ne bu faizci muhalefet? Faiz yükseldikçe bunlar zevkten göbek atarlar. Bunların finans profesörü var. Meşhur bir üniversitede finans kürsüsü başkanı. O adamın yazılarını takip edin. Her şey faiz, faiz, faiz. Faiz yüksel, faiz yüksel. Niye? Çünkü belli. Faizden kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği belli. Onun için de bakın bizim net rezervlerimizde dolar düşerken altında artış var. Yani Türkiye altınını yükseltiyor. Altınını çoğaltıyor, dolardan kaçtı. Onun için de rezervlerinde düşüş var. Tabii bu arada başka etkenler de oldu. Onun için Berat Albayrak'ın takip ettiği politika büyük ihtimal reisi politikasıydı. Yıpranmasın daha fazla diye onu geri çekti. Bugünkü konuşmayla da ben şunu söylüyorum. Bir yıla kalmadan Berat Albayrak tekrar bir göreve verilecektir. Büyük ihtimal gene ekonomiyle ilgili. İyi akşamlar efendim.